6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 94. Sevgi Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Sevgi Yayınları sayfa 94. Bir cismin hareket etmesi için cisme kuvvet uygulamanız gerektiğini biliyorsunuz. Farklı kuvvetler, farklı etkiler, etkinliğinde bir cisme zıt yönlü kuvvetler etki ettiğinde cismin bileşke kuvvet yönünde hareket ettiğini öğrenmiştiniz. Dengelenmemiş kuvvetler etki ederse ne olur? Etkinliğinde de cisme dengelenmemiş kuvvetler etki ettiğinde hareket durumunun nasıl değiştiğini gözlemlediniz. Daha önce bileşke kuvvet ile ilgili öğrendiklerinizi dikkate alarak etkinliğinizdeki çizimleri ve gözlem sonuçlarınızı kontrol edip varsa hatalarınızı düzeltiniz. Yukarıdaki resimleri dikkatlice inceleyiniz. İkinci resimdeki masanın daha kısa sürede, daha çok yer değiştireceğini söyleyebilirsiniz. Peki birinci resimdeki çocuk masayı hareket ettirdiği anda arkadaşı masaya hareketine zıt yönde kuvvet uygulasaydı ne olurdu? Hareket halindeki bir cismi durdurmak veya yavaşlatmak için, cisme, hareketine zıt yönde kuvvet uygulamak gerektiğini günlük yaşamınızdaki deneyimlerinizden söyleyebilirsiniz. Buna göre yukarıdaki ikinci resimde aynı yönde kuvvet uygulayan çocuklardan birinin, bu sefer zıt yönde kuvvet uygulaması durumunda masanın yavaşlamasını veya durmasını sağlayabileceğini söyleyebilirsiniz. Bileşke kuvvet ile aynı doğrultuda, eşit büyüklükte ve zıt yöndeki kuvvete dengeleyici kuvvet denir. Bazen, sokağınızda arıza yapmış bir otomobili iterek hareket ettirmeye çalışan insanlar görürsünüz. Otomobili iten insanlar aynı doğrultulu ve aynı yönlü kuvvetler uygulayarak aracı hareket ettirirler. Bu durumda otomobili iten insanların kuvvetleri toplanır. Atalarımız birlikten kuvvet doğar demiştir. Bu sözde olduğu gibi otomobili aynı yönde iten insanların kuvvetlerini toplayarak bileşke kuvveti bulabilirsiniz. Çalışma zamanı 21. aşağıda cisimlere etki eden kuvvetler gösterilmiştir. Cisimlerin kuvvet uygulanmadan önceki hareket durumlarını dikkate alarak noktalı yerlere cisimlerin kuvvet uygulandıktan sonraki olası hareket durumlarını yazınız. Cevap: 1. Cisim takoz hareketsiz kalır. 2. Cisim takozun hareket yönü değişmez. 3. Cisim takoz batı yönünde 5N net kuvvetle hareket eder. 6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 94 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.